Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sizi aramızda görmek çok güzel. Tanıdık isimler var. Yeni isimler var. Çok güzel. Bugün Yonca Hoca'yı aramızda görüyoruz. Moda semtinin önemli, İstanbul'un önemli bir semti olan Moda hakkında bize güzel bir sunum yapacak. Öncesinde fakat biz bugüne kadar neler yaptık? Onları bir tekrar hatırlayalım. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı 12 tane webinar yaptık. Bunların arasında bir tane Noel konseri oldu COVID döneminde. Yani ufak bir mikrofon ve ufak bir kamera ile çok eski bir orgu sizleri evinize getirmeye çalıştık. Fakat çok güzel diğer temalarla da karşınıza çıktık. İşte Sayın Emre Aracı ki şu anda aramızda Donizetti Paşa hakkında konuşma yaptı. Yeşilköy ve Bakırköy üzerine bir tur attık. Ondan sonra en son tütünler hakkında bir konuşma yaptık. Bugün de Moda hakkında konuşma yapıp yaz dönemini kapatacağız. Tabii ki herkese de burada herkesin önünde teşekkür etmek istiyoruz. Tüm katılımcılara, konuşmacılara, hepimiz sonuçta gönüllü bir şekilde yapıyoruz bu işi. Onlar da vakitlerini ayırdılar bizler için. Tekrar teşekkürler. Tabii ki Levantine Heritage Foundation'la da bizim partnerimiz, partner İngiltere merkezli vakfın en önemli contribution'ı Zoom platformunu bizimle paylaşıyor olması, aynı zamanda da YouTube kanalına bütün faaliyetlerimizi ekliyor olması, bir de bu oluşumun aslında tetikçisi Levantine Heritage Foundation oldu. Onlara bizzat tekrar teşekkür etmek istiyoruz herkes adına. Ve sözü fazla uzatmadan moderatör Anna Maria'ya bırakacağım. Anna Maria da bizim takımdan, kendisi de gördüğünüz isim soyadı üzerine gördüğünüz gibi bayağı hardcore bir Levanten. Sözü Anna Maria'ya bırakıyorum. En sonda da ufak bir anketimiz olacak. Lütfen gitmeyin. Anna Maria söz sende. Yonca Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Mario. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Yonca Hocam size de hoş geldiniz. Gerçekten Mario'nun dediği gibi sene boyunca Bakırköy'den Yeşilköy'e, Adalar'a, Pera'ya birçok yolculuk yaptık. Şimdi de yaz başı olarak biraz Moda sahiline gidelim dedik. Gayet güzel bir sunumla Yonca Hanım'la birlikteyiz. İngiliz Levantenlerin Moda semtine yerleşmesi katkılarını bizimle paylaşıyor olacak. Kısaca Yonca Hocam'ın özgeçmişine değinmek gerekirse Kadir Has Üniversitesi'nde Kültür Varlıkları Koruma Doktora Programı Koordinatörü ve aynı zamanda Mimarlık Bölümünün öğretim üyesi. 2015 yılında beri Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtımı ile Yeni Medya ve Toplumsal Katılım adlı UNESCO Kültürsü'nün başkanlığını yürütmekte. Aynı zamanda 2017-2018 yılları arasında Paris'teki UNESCO Dünya Miras Merkezi'nde Dünya Mirası Kentleri Programı Koordinatörü sıfatıyla kıdemli danışman olarak da görev yapmış. Eğitim ve bilinç geliştirme kategorisinde Avrupa Birliği Kültürel Miras Yurtanofya Ödülü Jüri üyesidir. Bilimsel çalışmaları, dünya miras alanları, demiryolu mirası, kentsel koruma ve toplumsal katılım konularına odaklanmaktadır. Halen TÜBİTAK ve UFUK 2020 Marie Curie programları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde koordinatörlüğünü yürütmekte. Çok şanslıyız bugün bu kadar değerli Doktor Yonca Erkan'ın bizimle birlikte olması bizim için çok ayrıcalı. Çok teşekkür ederiz. Sözü uzatmayacağım, size bırakacağım. Sadece çok ufak bir uyarıda bulunacağım. Katılımcılarımızın sesi kapalı. Soruları olursa lütfen chatten yazsınlar. Sunum sonunda Yonca Hocam hepsini cevaplayacak. Bizler de bu konuda yardımcı olacağız. Çok teşekkür ediyorum katılımcılara da. Yonca Hocam sizde. Çok teşekkür ediyorum Mario Bey, Anna Maria Hanım, hem davetiniz için hem bu güzel tanıtıcı sözler için. Ben bir sunumumu paylaşmak istiyorum ama kapalı gözüküyor Mario Bey. Hemen sizi doğru söylüyorsunuz. Co-host yaptım. Çok teşekkürler. Rica ederim. Kendimi mute alıyorum. Bir şey olursa Tamam. Bu konuşmayı şu vesileyle yapıyorum. İlk önce onu açıklayarak başlayayım.
İngiltere Europa Nostra örgütü İngiliz mirasının İngiltere sınırları dışındaki etkilerini görmek istediğini ve Türkiye'den bir sunum istediklerini ilettiler. O noktada Moda'da oturmam sebebiyle Vitol Çıkmaz'ını bilmem sebebiyle ve Vitol ailesini başka araştırmalarımdan tanımam sebebiyle belki Moda'yı anlatabilirim diye düşündüm. Aslında Moda benim çalışma alanım bugüne kadar olmadı. Belki özellikle de imtina edilmiş bir konu da olabilir. Yılların birikimini bugün sizlerle paylaşacak olmak benim için de o açıdan çok sevindirici. Çok yıllar önce yapmam gereken bir şeyi bugün yapabiliyorum. Bu tanıtıcı afişle ilgili bir söz söylemek isterim. Mario Bey bunu hazırladığı zaman kartpostal, çok güzel bir kartpostal Modayı çok güzel anlatıyor. Ama çok tereddütlerim oldu. Böyle bir afişle mi sunumumu yapmalıyım? Hatta birkaç gün bekledim, düşündüm, taşındım. Ben kendi sunumumu bu görselle mi sunmak isterim diye. Çekincelerim var ve benim kendi afişim ne olmalıydı bunu en sona saklayarak anlatacağım. Ama herkesin tanıdığı Moda tabii ki bu. O açıdan bununla başlamanın da doğru olduğunu düşündüm. Gerçekten güzel seçilmiş bir kartpostal. Sözlerime Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sözleriyle başlamak istiyorum. O Beş Şehir adlı eserinde İstanbul'u anlatırken, her büyük şehir nesilden nesile değişir fakat İstanbul başka türlü değişti. Her nesilden bir Parisli, bir Londralı doğduğu yaşadığı şehrin 30-40 yıl önceki halini, yadırgadığı bir yığın adet, eğlence tarzı, mimari üslubu yüzünden hüzün duyarak hatırlar der. Gerçekten Moda da geçen yıllar içinde çok değişti. Bugün ben sunumumu nostaljiye düşmeden yapabilmeyi diliyorum. Bu değişimi gözler önüne nesnel bir şekilde yapabilmeyi umuyorum. Bu eve kapalı olduğunuz son pazar gününü benimle geçirdiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Bu sunumda öncelikle İngilizlerin Osmanlı ile olan ilişkisi ile başlamak istiyorum. En temel noktalarından bir tanesi tabii ki Levant Company. 1592 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından kurulmuş, 1825'e kadar aktif kalmış bir örgüt. Bu üyelerine ayrıcalıklı bir şekilde Levant bölgesinde ticaret yapma imkanı veren bir örgüt olmuş. Ve 1825'e gelindiği zaman bu ayrıcalıklı konum İngilizler içinde de bir huzursuzluk yaratmış. Çünkü herkes, yani geniş kitleler, tüccarlar bu paydan hak alamama durumuna gelmişler ve bu sebeple de 1825 yılına gelindiği zaman noktalanmış. Osmanlı ile İngiltere'nin ticaret faaliyetlerine baktığımız zaman başlangıç olarak 1866 gibi bir tarihle izah ettim bunu şu sebeple. Demir yolunun gelişine kadar olan süre ticaret açısından bambaşka bir boyut sergiliyor. Ama İzmir-Aydın demir yolunun yapılmasından sonra bu oldukça değişiyor. Ve bu ürünlere baktığımız zaman da pamuk üretimi, demir çelik, yünlü kumaş, kahve, teneke, alet, edevat gibi şeylerin ithalatının yapıldığını, meşe palamudu, kök boyalar, pamuk ipliği, kuru yemiş, halı, ipek gibi ürünlerin de ihracatının yapıldığını görüyoruz. Ve o dönemde gördüğünüz gibi ticaret develer üzerinde kervanlar aracılığıyla İzmir limanına ve diğer limanlara yapılıyordu. Bundan sonraki önemli bir tarih bizim açımızdan Balta Limanı Ticaret Anlaşması. 1838 yılında İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında imzalanıyor. Bunun önderlerinden bir tanesi, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinde önderlik eden kişilerden bir tanesi Mustafa Reşit Paşa. Ve Emirgan'da kendi
konutunda yapılan bir toplantı ile bir anlaşma kaleme alınıyor ve bu anlaşma İngilizlere yine ayrıcalıklı bir ticaret imkanı sağlıyor Osmanlı İmparatorluğu'nda ve buna bağlı olarak da vergilendirmede büyük bir avantaj sağlıyor. Ve bunun sonrasında da Osmanlı'da ticaret yapan çoğu tüccarın bu sebeple İngiliz vatandaşlığını tercih ettiğini ve İngiliz vatandaşları sayısında da büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Sunumumda birçok kere The Times gazetesinden yararlanacağım. Burada bunu seçmemin sebebi de Osmanlı'nın içinden bir bakış önemli olduğu gibi İngiltere'den de bunun nasıl algılandığı ve ne oranda önemsendiğini göstermek amacıyla. Hazır bu yapıdan da söz etmek yararlı olabilir. Bugün Balta Limanı Kemik Hastanesi olan yapı, Mimar James William Smith'in bir yapısı ve bu ismi birçok kere tekrar göreceğiz. İngiltere ticareti Balta Limanı Anlaşması'ndan sonra büyük oranda genişliyor. Ekranda Orhan Kurmuş'un Emperyalizmin Osmanlı'ya Girişi adlı kitabından bir tablo var. Burada 1827 yani Levant Company'nin sonrasında ve Balta Limanı Ticaret Anlaşması'nın sonrasında ticaretin kapasitesinin nasıl arttığını anlamamıza yardımcı olacak bir tablo. İngiltere'nin bu tarihler arasındaki ticareti ikiye katlanırken Osmanlı ile yaptığı ticaret 8 kat artmış oluyor. Buradan hareketle İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki varlıklarını mimari üzerinden biraz okumak gerekirse tabii ki başkent İstanbul önemli bir nokta. İngiliz konsolosluğu geçirdiği yangın sonrasında tasarımını Sir Charles Barry'nin 1845 yılında yaptığı ve daha sonra James William Smith'in uygulamasını başlattığı bir proje ve bunun izlerini biz Osmanlı arşivlerinde de görebiliyoruz. Ekte gördüğünüz çizim de bu yapı için getirilmiş önerilerden bir tanesi. Ve konsolosluk binası içinde şöyle bir bina programı veyahut da ilkeler belirlenmiş. Bu yapının ziyaretçileri memnun edecek bir yapısı olmak yerine majestelerinin elçisinin rahatını gözetecek bir yapının olması arzu edilmiş yapıldığı dönemde. Yine İstanbul'dan devam edecek olursak önemli İngiliz yapılarından bir tanesi de Kırım Kilisesi. Bu yapı Kırım Savaşı sonrasında inşa ediliyor ve Times gazetesinde yine buna ilişkin bir haber görebiliyoruz. Burada söylendiği kadarıyla 1855 yılında Galatapera bölgesi çok sayıda İngilizle dolmuştur. Liman faaliyetleri sebebiyle ve Kırım Savaşı sebebiyle. Ancak bu genç erkeklerin dini yönden rehbersiz kaldığı ve onlara bir dini ortam ihtiyacı bulunduğundan söz edilir ve bunun sonrasında da kilisenin Edmund Street tarafından inşa edildiğini görüyoruz. Bu isimler aslında İngiltere'nin uzak diyarlara yolladığı tanınmaz bilinmez mimarlar da değil. İngiltere'nin çok önemli yapılarının tasarımcıları bu kişiler. Edmund Street örneğin Londra'da Adalet Sarayı'nın mimarı, Oxford'da önemli bir kilisenin mimarı. Bu açıdan İngiltere'nin de bu yapıların nişasına büyük önem verdiğini anlayabiliyoruz. Diğer yapılara devam edecek olursak yine Pera bölgesinde İngiliz postanesi, İngiliz denizciler için yapılmış olan hastane dikkatleri çekiyor. Benzer bir şekilde bunların tamamlayıcısı olarak İngiliz karakolunu da görebiliyoruz. Bunlar için de demin William James Smith'e özel bir önem vermemiz gerektiğini söylemiştim şu sebeple.
Kendisi Sultan Abdülmecid'in özel mimarı olarak görevlendiriliyor ve İstanbul'da bu bugün Taşkışla olarak bildiğimiz yapının dışında Tophane-i Amire Hastanesi, Selimiye Kışlası'nın belli bir bölümü, Dolmabahçe Sarayı'nın Kış Bahçesi, Alay Köşkü, kule dibinde demin de gösterdiğim hastane ve karakol, Tophane Kasrı ve İbrahim Ethem Paşa'nın Unkapanı'ndaki konağı gibi önemli yapıları da üstlenmiş durumda. Kırım Savaşı ve İngilizlerin İstanbul'daki varlığıyla ilgili söz edilmesi gereken bir başka önemli alan veya yapı Haydarpaşa'daki İngiliz mezarlığı. Burası gerek burada yatan kişilerin çok önemli kişiler olması sebebiyle gerekse buradaki mezarların mimari özelliklerinin, tasarım özelliklerinin çok üst düzeyde olması sebebiyle ama aynı zamanda bizim açımızdan da modaya olan bakışı en güzel görebildiğimiz, hatta demir yoluyla olan ilişkisi sebebiyle de bugün anlatacaklarımızı daha iyi anlatmamıza neden olan bir konumda. Ekranda görmüş olduğunuz kartpostal da Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı'nın en önemli anıtlarından bir tanesi. Kraliçe Elizabeth tarafından yaptırılmış olan bir anıt. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Genel olarak Osmanlı topraklarındaki İngilizleri incelediğimiz zaman karşımıza İngilizlerin bir girişimci olarak var olduğunu, ya politika ile olan ilişkileri sebebiyle büyükelçiliklerdeki görevleri ya da ticaretle olan bağlantıları sebebiyle önemli roller üstlendiklerini görüyoruz. Ve özellikle 19. yüzyıl sonrasında demir yollarının yapımıyla bu girişimciliklerinin katlanarak arttığını, buna madenlerin, doğal kaynakların, tarımsal ürünlerin eklendiğini, hatta buradan hareketle fabrikalaşmakta, eski eserlerle olan ilişkilerinde ve bilime verdikleri katkılar sebebiyle de önemli faaliyetleri olduklarını görüyoruz Osmanlı topraklarında. Demir yolu ve madenler ilişkisini biraz açmak gerekir belki. Şöyle ki, demir yolu anlaşmaları beraberinde rayların etrafındaki 20 kilometrelik alanın, 20'şer metrelik alanların da içerdiği madenler ve doğal kaynakları da girişimciye sunduğunu görüyoruz. Bu açıdan demir yolları sadece ulaşım imkanı, ticaretin daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlamaktan öte sağlamış olduğu maden ve doğal kaynaklara erişim açısından da önemli bir fırsat sunmakta. Bu noktada demir yollarını neden çok önemsiyorum? Birincisi benim doktora konum Osmanlı İmparatorluğu'ndaki demir yolları ve onun mirası. Ama onun ötesinde burada çok ciddi bir, özellikle ilk demir yollarında İngiliz katkısını görebiliyoruz. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılmış olan demir yollarının neredeyse tamamı ilk olarak İngilizler tarafından hayata geçiriliyor. Çernova'da Köstence Demiryolu, Rusçuk-Varna Demiryolu, Mersin-Adana Demiryolu, hatta İskenderiye-Kayre Demiryolu, İzmir-Aydın Demiryolu, bunların hepsinin İngilizler eliyle yapılmış olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili liman ile bağlantılı olduklarını söylememe gerek yok sanırım. Demiryolları Anadolu'nun içlerinden veya Trakya'nın içlerinden limanlara sağladığı bağlantı sebebiyle önemli bir ekonomiye katkı veren bir unsur oluyor. İlk önce Çernova'da Kestence Demiryolu'ndan söz edelim. Bunun bu sözleşmeyi temin eden İngiliz girişimci John Trevor Barclay ve kardeşi bu demir yolu inşaatını planlıyorlar ve inşaatını üstleniyorlar ve buna bağlı olarak da
Çernova Dağı'nın çok büyük oranda geliştiğini, değiştiğini görebiliyoruz. Çok sayıda fabrika, oteller, meyhaneler, okullar, restoranlar, telgrafhane binası, hükümet binası, mahkeme ve gümrük binası gibi o dönemin politik alandaki gelişimini de yansıtan yapıları içermekte olduğunu görüyoruz. Ama burada benim vurgulamak istediğim İngiliz yaşam tarzını da bu alanlara taşıyan bir girişim olması ve o dönemde bu bölgelerde hiç görülmeyen meyhane, gece kulübü, restoran, otel gibi yeni işlevlerinde demir yolu ve İngiliz çalışanlarla beraber uygulamaya geçtiği. Bu arada kullandığım çok sayıda arşiv belgesi olacak. Bunları büyük bir bölümünü Başbakanlık Osmanlı Arşivi idi adı, şu an Devlet Arşivleri olarak değişti. Oradan temin ettiğimi de söylemeliyim. Buradan sonra biraz da Haydarpaşa'dan bahsetmek isterim. Haydarpaşa'da Haydarpaşa'dan İzmit'e gidecek olan bir demir yolu 1872 yılında açılıyor. Bu demir yolu ilk önce Osmanlı'nın kendi yapmak istediği bir hat oluyor ama kısa süre sonra işletmede yaşanılan sorunlar sebebiyle İngilizlere kiralanıyor. Ve bu görsel bizim için kıymetli çünkü hem bu noktada gar binasını görebiliyoruz, o garın arkasında İngiliz mezarlığını görebiliyoruz ve ilerleyen yıllarda hattın Almanlara devredilmesi sonrasında limanın genişletildiğini, bir mendireğin yapıldığını göreceğiz. The Times gazetesinde de hattın Almanlara devredilmesiyle ilgili bir haber var. Çünkü ellerinde daha uzun bir döneme ait sözleşme olmasına rağmen İngilizlerin elinden alınarak Almanlara verilen bir demir yolu olmuş bu. Bunun arkasında da dönemin politik olaylarının olduğunu söyleyebiliriz. Haydarpaşa ya demiryolunun gelmesinin bizim açımızdan Moda'yı anlatmak için de başka bir önemi var. Çünkü Kadıköy bölgesinin ve daha sonra Moda'nın gelişmesinde hem demiryolunun etkisi var hem de birazdan da anlatacağım gibi deniz yolu ulaşımının arttırılmış olmasının etkilerini göreceğiz. Ama demir yollarından devam edelim bir süre daha. Ekranda gördüğünüz görsel İzmir-Aydın demir yolundan David Hall McEwan'ın bir sulu boyası. Ve İzmir-Aydın demir yolunun yapımı sırasında James Whittle'ın bir sözü ile karşılaşıyoruz. Şöyle diyor kendisi, ilk adım demir yolları yapmak olmalı. Bu demir yolları İngilizler tarafından yapılacak, İngilizler tarafından işletilecek ve İngilizlerin malı olacak. Çok karlı olacaklar ve şimdiye kadar tarıma açılmamış bölgeleri çok verimli yapacaklar. Demir yolu şirketleri küçük muhtar cumhuriyetler biçiminde gelişecek. Gerçekten de dediği gibi oluyor. İngilizler için büyük bir etkinlik alanı oluyor demiryolu ulaşımı. Bu noktada demin demiryollarından bahsederken madenlerle ve doğal kaynaklarla olan ilişkisinden bahsetmiştim. Demiryolları bir başka amaca daha hizmet ediyor. Ve demiryolu güzergahının belki şekillenmesinde, belki de mevcut hattın çevresindeki alanların arkeolojik alanlar açısından incelenmesi de bu bölgeler için farklı bir boyut katıyor diyebiliriz. Bu noktada Efes'in keşfi ile ilgili James Wood'un anılarında yine önemli bir ifadeye rastlıyoruz. Kendisi şöyle söylüyor. Kazılara başladıktan birkaç ay sonra Aydın'da daha iyi mahalleleri işgal etmek üzere olan İzmir-Aydın Demiryolu'nun mal müdürü Bay Frederick Whittle Ayasuluk'taki bir odayı kullanmamı teklif etti. Buradan da Efes'in keşfedilip British Museum'a götürülmesi sırasında olan olaylarda hem demir yollarının hem de Whittle
ailesinin yine adının geçtiğini görebiliyoruz. Sadece Vitoller mi? Hayır. İzmir çevresinde Abbott'lar, Giro'lar, Patterson'lar, Edwards'lar gibi çok Barker'lar gibi çok önemli aileler var. Ve bu ailelerin de başlangıçta Levant Company'nin üyeleri olduğu ama şirketin kapanmasından sonra da özellikle de demir yolları ve çevresinde yapılan endüstriyel faaliyetler sebebiyle de varlıklarını o bölgede sürdürebildiklerini görüyoruz. Örneğin İzmir civarında demir yolunun açılışı 1866, 1870'e gelindiği zaman hemen 37 pamuk fabrikasının kurulduğunu, Vitoll ailesi için konuşacak olursak arpa, tahıl, tohum ticareti, tiftik, deri, koyun yünü, fındık, ceviz, çeşitli madenler, krom ve bakır gibi, bor gibi özür dilerim. Çok çeşitli faaliyetler içinde olduklarını görüyoruz. Aynı zamanda gemi acenteliği de yaptıklarını biliyoruz. Şimdi Vitoll ailesini biraz tanıtmak isterim anlayabildiğim kadarıyla. Buradaki bilgilerin çok büyük bir bölümü Levantine Heritage web sitesinden elde edilmiştir. Bugün benim amacım tereciye teres atmak değil, sizlerin bildiği şeyleri size anlatmak değil. Bunları benim bilgilerimle buradan edinebileceğimiz yeni bilgilerle nasıl geliştirebiliriz onu amaçladım. Ama tabii ki aileyi tanımak ve tanıtmak da gerekiyor. İzmir bölgesinde ilk gelen Charlton Vitoll ve onun oğlu olan James Vitoll İzmir'deki şirketi büyük oranda genişletiyor. Bu aileler çok çocuklu ve aynı isimleri çok tekrar eden bir aile yapısına sahip. O yüzden James Vitoll adını birçok kere görebiliyoruz ve çocuk sayısı da fazla olduğu için bu ilişkileri netleştirmek, anlamak çok kolay olmasa bile en azından basit bir şekliyle grafiklemeye çalıştım sizin için ve 1838 doğumlu olan James William Vitoll'ün İstanbul'a taşındığını, ticari faaliyetlerini 1870'lerden sonra İstanbul'da sürdürmek istediğini biliyoruz ve asıl bu noktada moda ile olan bağlantımız da başlayacak. Vitoll ailesinin İzmir'de çok etkin olduğunu biliyoruz. Çok güzel bir evleri var. Burada çok çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Davetler yapılıyor. Hatta önemli misafirlerinden bir tanesi de Sultan Abdülaziz. Kendisinin burada çok iyi bir şekilde ağırlandığı ve buna teşekküren de bir nişan takdim ettiğini biliyoruz. Benzer bir şekilde kendisi İngiltere'ye ziyaret ettiği zaman da kraliçe tarafından ağırlandığı, kendisi adına paralar basıldığı ve çok çeşitli faaliyetler yürütüldüğünü de biliyoruz. İstanbul'a gelen Vitoll üyesiyle devam edelim. James Vitoll firmasını 1873'te İstanbul'da kuruyor ve 1969'a kadar aktif olduğunu biliyoruz. 1898'de Kraliçe Victoria tarafından şövalye unvanını aldığını biliyoruz. Moda'da vefat ettiğini, töreninin All Saints Kilisesi'nde yapıldığını ve kendisinin de Haydarpaşa mezarlığında yatmakta olduğunu söylemek gerekir. Bütün bu olanlara The Times gazetesi yine şahitlik yapıyor. Şövalyelik haberini ve vefat ilanını da gazetelerden takip edebiliyoruz. Bu şekliyle İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğu'nda yalnız olduğunu da söylememek doğru olur zannediyorum. Vitoll ailesinin İstanbul ve Moda'daki varlıklarına geçecek olursak, evinin Moda'da olduğunu şöyle göstereyim ama iş yaşamının Eminönü civarında olduğunu biliyoruz.
Burada enteresan olan kendisini diğer Levantenler gibi Pera bölgesine konumlandırmamış olması önemli bir fark. Çok çeşitli faaliyetler yürüten bir şirket ama ağırlıklı olarak gemi acenteliği yapıyor. Ve 1891 tarihli bir İstanbul rehberinde de kendisine ilişkin hem mesleğini yaptığı, meşgul olduğu işleri hem de evinin modada olduğu ifadesini bulabiliyoruz. Bu görmekte olduğumuz haritada çok kıymetli. Çünkü bir hediye olarak bir gemi acentesi tarafından Vitol ailesine hediye edilmiş ve sadece onların İstanbul'daki varlıklarını kanıtlamak üzere hazırlanmış bir harita. Vitol'lerin şirketi Eminönü'nde Sansaryan Han'da kuruluyor. Postane Caddesi üzerinde, ana aks üzerinde. Bu yapı enteresan da bir yapı. Hem Türkiye tarihi açısından hem İstanbul tarihi açısından bir Ermenilere ait bir yapı, öyle söyleyelim. Ve daha sonrasında da Emniyet Genel Müdürlüğü olarak kullanılıyor ve İstanbul'un en karanlık tarihinin yaşandığı bir bina oluyor. Vitol'lerin diğer mülklerine baktığımız zaman yine Eminönü'nde bir han yapısını, bugün İstanbul Hanı olan yapının yerinde bulunan bir başka hanı ve Vitol Ardiyesi olarak tarif edilen şu aradaki küçük yapı grubunun kendilerine ait olduğunu Levantine Heritage sitesinden öğrenebiliyoruz. Aynı zamanda Yedikule'de bir yün eğirme fabrikalarının olduğunu ve bu yapının izlerinin bir küçük bacayla dahi olsa bugün hala yaşamakta olduğunu biliyoruz. Osmanlı arşivleri de bu yapıya ilişkin bir belge içeriyor. Yapının transformatör bölümüne ilişkin bir teknik çizim. Bu tür 19. yüzyıla ait girişimlere ilişkin çok sayıda teknik çizimde arşivlerde yer alabiliyor. Eminönü ve civarındaki varlığını anlattıktan sonra şimdi sıra modaya gelecek yavaş yavaş ama moda için Kadıköy bölgesini, Asya yakasındaki kentsel gelişimi bir miktar konuşmak gerekir. Bildiğiniz gibi Kalkedonya her zaman İstanbul'un ötekisi olarak kabul edilmiştir. Tarihi yarımadanın karşısındadır. Bir dönem Pera için karşı yaka, karşıdaki yerleşim olarak tarif edilmişken bundan sonraki kentsel gelişmede de Kadıköy'ün ve Moda'nın İstanbul'un ötekisi olduğunu görebiliyoruz. Kısaca ifade etmek gerekirse Selimiye Kışlası, Haydarpaşa ve Moda'nın yer aldığını görebiliyoruz. Bu İstanbul'un ötekisi olma durumu tarihsel de bir söylem. Kadıköy için körler ülkesi ifadesi dendiğini bilirsiniz. Bunun Konstantinos Skarlatos Strabo'dan aktararak ifade etmiştir. İstanbul gibi güzel bir yer dururken karşı kıyıya yerleşmiş olmaları ancak körlükle açıklanabilir denir. Ama bugün geldiğimiz noktada Strabo'yu yalanlayacak bir haklılık kazanmıştır Kalkedonyalılar. Çünkü İstanbul'un en güzel manzarası Kadıköy'den, Moda'dan görülebilmektedir. Bunun neden körler ülkesi dendiği, neden Kalkedonya tarafına yerleşildiği, neden İstanbul tarafına yerleşilmediği ile ilgili de Skarlatos şöyle bir arka plan bilgisi veriyor.
Bu bugün için çok dikkate almadığımız bir konu olsa da Boğaz'ın akıntılarının çok yerleşmeyi belirleyici bir unsur olduğu, Karadeniz'den gelirken akıntıların doğal olarak kişiyi Haliç'in içine ittiği ve Kadıköy tarafına geçmenin bu akıntılar sebebiyle çok zor olduğu ifade ediliyor. Bunu ancak çok ciddi yelkenli, buharlı teknolojiler geliştikten sonra başarabiliyor insanlık. O yüzden Kadıköy tarafının, Moda tarafının geç gelişmesinin arkasında bulunduğu coğrafi konum, akıntılar ve hava koşullarının da etkisi olduğu söylenebilir. Kadıköy'le ilgili... Kadıköy'ün tarihi, Kalkedonya'nın tarihiyle ilgili yazmış önemli bir şahsiyetten de bahsetmek istiyorum. Celal Esat Arseven, bizim mimarlık tarihi camiasında bildiğimiz Osmanlı İslam sanatını tanımlayan, anlatan, Türk mimarisinin varlıklarını bulmaya çalışan bir şahıs olarak bilinir. Ama onun ötesinde Kadıköy Belediye Müdürlüğü yapmıştır ve bu yıllar içerisinde Cemil Topuzlu İstanbul Belediye Başkanı iken kendisiyle Paris'e bir gezi yapıyor ve bu sırada Paris'in kanalizasyon sistemini inceleme fırsatı buluyor. Tünellerle kaplı Paris'in altında kayıkla geziyorlar ve Paris'in kanalizasyon müdürü elinde getirdiği bir bardağı kanalizasyona daldırıp kendisi önce bir bardak içiyor, sonra Cemil Topuzlu'ya uzatıyor. Diyor ki bu su bütünüyle bakterilerden arındırılmıştır, içmenizde hiçbir mahsur yoktur, lütfen içiniz. Ama... Cemil Topuzlu tabii ki bundan imtina ediyor, hiç rahat değil ama çok berrak bir su olduğu, tertemiz olduğu ve bunun da takdire şayan olduğunu söylüyor. Bu gezinin tarihi 1914 ve Celal Esat Arseven de bu gezi sonrasında İstanbul'un kanalizasyon sistemi, Kadıköy'ün su arıtma sistemi nasıl olmalıyla ilişkin çalışmalarda bulunuyor. Bunu şunun için anlatmak istedim. Bugün müsilajı konuştuğumuz dönemde 100 yıl önce bu konu düşünülmüş ve bir çözüm getirilmeye çalışılmış ve bizim açımızdan bu kaybedilen 100 yılın bedeli çok ağır oldu. Bu noktada Celal Esat Arseven'i de bir kere daha hatırlamak gerekir. Tekrardan Moda'ya dönülecek olursak, geminin olduğu nokta Haydarpaşa Demiryolu'nun uzatılarak denize bir iskele halini almış görüntüsü. Yandan çarklı gemileri görebiliyoruz ve arka planda da Moda'nın gelişmekte olduğunu izleyebiliyoruz. Burada en tepe noktada Rum Kilisesi'nin yer aldığını, Moda Burnu'nda da çeşitli villa diyebileceğimiz yapıların şekillenmekte olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada Tübinilerin bir yerleşkesi var. Burası İskele Camii. Kadıköy Koyu'nun gelişimi... enteresan. Birazdan haritada göstereceğim üzere Kadıköy İskelesi'nin ve şehir emanetinin kaymakamlık olan binanın olduğu alan doldurulmuş bir alan. Kadıköy Koyu'nun şu hizada devam ettiğini biliyoruz. Ve bu doldurulmuş alanın ve gerisinin daha önceki yıllarda bir meyve bahçesi olduğunu hem Şeref Aktig'in tablosunda hem de çeşitli haritalarda izleyebiliyoruz. Kadıköy ile Moda'nın arasında önemli bir yerleşim olan Mühürdar semti var. Padişahın mührünü taşıyan Ahmet Muhtar Efendi'nin adından hareketle bu bölgeye Mühürdar semti deniyor. Ve bu bölgede de önceleri
Tübinilerin, Zarafyanların önemli yerleşmeleri olduğunu görüyoruz. Ama ilerleyen yıllarda 1930'lardan sonra da iki katlı villaların veyahut da konutların modern mimarlık mirasını yansıtacak şekilde bölgede kendini göstermiş olduğunu görüyoruz. Burada önemli yapılardan bir tanesi Sani Yaver Villası. Mimar Zeki Sayar tarafından yapılmış. Yine Mühürdar'da bugün hala görebildiğimiz Zeki Sayar'a ait bir yapı daha var. Bir başka yapı da Mühürdar Caddesi üzerinde var olduğunu bildiğimiz, hatta benim de bir süre bu giriş katında yaşadığım Rebi Gorbo'nun evi de bu döneme katkı veren yapılardan bazıları. Böyle epey uzun bir girizgah oldu ama nihayet Moda'ya gelebildik. Moda ile ilgili sizlere William Mitchell Ramsay'in bir tanımından hareketle söze başlamak istiyorum. Moda'yı kendisi şöyle tarif ediyor. Güneyinde Marmara Denizi ve adaların muhteşem bir boğaz manzarasının görüldüğü Moda burnu. Burun aralarında genellikle beyaz ve zarif biçimli bir dizi güzel konut, birçok İngiliz ailenin ve diğer zengin Avrupalıların, ayrıca bazı Müslümanların ve diğer Türk tebaasının konutlarının bulunduğu bereketli bahçeler ve ağaçlarla taçlandırılmıştır diyor. William Mitchell Ramsay 1909 yılında o dönemde yaşanan 31 Mart olayı sırasında İstanbul'da ve bunun önemli bir tanığı olarak da bir kitabı bulunuyor. Kendisi İngiltere'de çok önemli pozisyonlarda görev yapmış bir bilim insanı. Moda'dan söz ettiğimiz zaman modada belirleyici olan şeylerden bir tanesinin akıntı olduğunu söylemiştim. Bir başkası da modanın lodosu. Modanın lodosu burada yaşayanların çok yakinen tecrübe ettiği güneye açık olması sebebiyle doğrudan lodos rüzgarlarına ve onun yarattığı büyük dalgalara hakim bir konumda. Tanpınar da İstanbul'un lodosu ile ilgili şöyle söylüyor. İstanbul her daim lodos ile Poyraz arasında kalmasından dolayı bir yığın ışık oyunu ile beraber çok başka şekillerde karşımıza çıkar diyor. Gerçekten de modada lodosu yaşamamak, tecrübe etmemek mümkün değil. Ama lodos sadece bir dalga ve bir rüzgar olarak kendini göstermez. Aslında modanın şekillenmesinde de çok etkili olmuştur. Bu noktada Rıza Cemil 1972 yılında modanın bir coğrafi incelemesini yapıyor ve onun ifadeleriyle bu lodos rüzgarı bugün gördüğümüz falezleri oluşturmuş durumda. Eskiden kara parçasının bugün C noktasında gördüğümüz falezlerin aslında B noktasına kadar uzanmakta olduğunu ama dalgaların etkisiyle bu uç kısmının tahribatla yitirildiğini ve modaya bugünkü görünümünü kazandırdığını söylüyor. Ve tepe noktası denizden 30 metre yukarıda olan bir yarımada şeklinde konumlandığını bize açıklıyor. Modanın tarihsel gelişimine bakacak olursak uzun yıllar boyunca hem Kadıköy'ün hem modanın bir, daha doğrusu hem Haydarpaşa'nın hem modanın bir yerleşme alanı olmadığını görüyoruz. Bir çoklukla bağlık bir alan, kısmen meyve bahçeleri de var. Buradaki kentsel nüve Kadıköy İskelesi ve Kadıköy Çarşısı civarında olduğunu görebiliyoruz. Burada İskele Camii, Rum Kilisesi, Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi, bir hamam, Darüs Sade Ağası Camii ve bir karakol gibi yapıların olduğunu
görebiliyoruz. Harita üzerinde Moda Burnu'nun işaretlendiğini ve birazdan ağırlıkla konuşacağımız olan yer olan Vitoller'in konutlarının yer aldığı bölümde de Şerifpaşa Köşkü ifadesini görebiliyoruz. Ama bizim açımızdan çok kıymetli bir belge 1872 yılında hazırlanmış olan birinci moda ifraz planı olarak tanımlanmış olan bir kroki. Bu kroki bugünkü modanın nasıl şekillendiğini bize çok güzel bir şekilde anlatabiliyor. Ve bu haritadan Moda Burnu'nun bir bölümünün Abdullah Piri Efendi Vakfı'na, diğer bölümünün de Sultan Selim Vakfı'na ait olduğunu ve bu vakıf arazisinin üzerinde kiralık, yani kiralanmış durumda çeşitli parsellerin oluşturulmuş olduğunu ve bunlardan mavi kutunun içine aldığım noktada da Monsieur Vetil, tüccardan Monsieur Vetil ve reji direktörü Monsieur Charlot'un isimlerini görebiliyoruz. Bu gerçekten bizim için çok kıymetli bir belge şu açıdan. Vitoller'e ilişkin konutların biz bir zaman sonra şu bölgede şekillendiğini görüyoruz. Ama bundan önce kiralık bir mekanda, yani arsanın kiralanması suretiyle kendilerine yapmış oldukları bir yapıda Moda'nın 2. Orta Sokağı ile 3. Orta Sokağı'nın arasında yerleşmiş olduklarını görüyoruz. Aynı parsel üzerinde bir kuyunun olduğunu da öğrenebiliyoruz. Moda Caddesi'ni görebiliyoruz. Bu tarihte çeşitli ahırların, bahçelerin, bakkal ve dükkanın da bölgede yer aldığını, bazı küçük yapıların kâgir menzil olarak ifade edildiğini, Devriye Sokağı'nın hala o dönemde de Devriye Sokağı olarak adlandırıldığını görebiliyoruz. Çay bahçesinin olduğu bölgenin de Abdullah Piri Vakfı'ndan Bayır Mahalli olarak ifade edildiğini görebiliyoruz. Demin bu haritada çeşitli kereler işte Sultan Selim Vakfı'na mukatalı gibi bir ifade görmüştük. Bunun ne anlama geldiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktada Lawrence Barrow'un doktora tezinde Osmanlı mülkiyet sistemindeki farklılaşma anlatılıyor. Burada mülkler, devlete ait miri araziler, vakıf araziler ve metruke olarak bir ilk bölünmenin sonrasında kentsel vakıf alanlarının altında da mukatalı arazilerin yer aldığını görebiliyoruz. Bunlar belli bir gelir ile kiraya verilen araziler. Modanın gelişimine, hikayesine devam edelim. Çeşitli haritalar bize bu konuda yardımcı oluyor. 1860'lardan bir haritada Moda Burnu'nun gelişmemiş olduğunu ama 1882 Stolpe haritasına geldiğimiz zaman bir miktar daha yapılaşmanın arttığını, Kadıköy'den yerleşmenin Moda'ya bağlanmış olduğunu görebiliyoruz. Yine çok önemli bir belge Salt Araştırma Enstitüsü'nde karşımıza çıkıyor. Bu Kadıköy'ün haritası olarak tarif edilen alan aslında büyük oranda Moda'yı resmetmiş. Ve etrafında da çeşitli ilanlar var. Ve biz burada Vitol ve La Fontaine ailesinin kendi firmalarına ilişkin ilanları görebilirken, aynı zamanda da Moda'daki kentsel gelişmeyi okuyabiliyoruz. Tübini Şapeli, hatta Moda Burnu'nun Tübini Mahallesi olarak adlandırıldığını, Küçük Moda bölgesini, Anglikan Kilisesi'ni, Latin Kilisesi'ni, Rumi Okulu'nu ve Rıza Paşa Mahallesi'ni, hatta Sular İdaresi için tanımlanan geniş bir alanı bu haritalardan okuyabiliyoruz. 1906 Goat haritasına geldiğimiz zaman Moda Caddesi'nin Moda Burnu'na birleştiği noktada geniş bir alanda
Vitola ailesine ait çeşitli yapılar olduğunu görebiliyoruz. Bunun yanı sıra tenis kulübünün henüz var olmadığını, çocuk parkının henüz var olmadığını ama Modaburnu'nun Tübini Mahallesi olarak tanımlandığını, kürek kulübünün olduğunu ve çeşitli kagir ve ahşap yapılardan oluşmakta olduğunu şurada daha sonra biraz daha detaylı olarak anlatacağım. All Saints Kilisesi'ni Del Corda Caddesi üzerinde görebiliyoruz. İlk yapılaşmanın olduğu yıllarda yine biraz sonra anlatacağım Moda Palace, Mona Palace ve ahşap bir konutun olduğu dönemde modaya kimliğini veren ağaçların da ne kadar cılız ve genç olduklarını bu görselden görebiliyoruz. Buradaki yapılaşmaya baktığımız zaman da kagir saray gibi, konak gibi tanımlanabilecek yapılar olduğu gibi ahşap yapıların da bu bölgede yer aldığını, Şarnolara ait bir yapıyı, Villa Wall isimli bir başka yapıyı görebiliyoruz. Bundan sonra denk geldiğimiz bir başka haritamızda 1913 yılına. Bu haritanın da bizim açımızdan faydası artık yavaş yavaş sokak isimlerini görüyor olmamız. Burada Memduh Bey Sokağı, Çınar Sokağı gibi isimler var. Ama enteresan olan bir tanesi de Stefanovic Sokak olarak tarif ediliyor. Başka haritalarda biz Devriye Sokağı'nın bütün Modaburnu'nu döndüğünü biliyoruz ama bu tarihte Stefanovic Sokak olarak ayrıca belirtilmiş. Bu kişinin de Tübinilerle bağlantılı olan Nomiko ailesinin bir akrabası olduğunu öğrenebiliyoruz. Hatta 1872 tarihli haritada Kraki'de gösterdiğim zaman da bu Nomikoların ismi geçiyor idi. Ben ağırlıkla İngilizler üzerinden moda tarihini anlatmak istiyorum ama tabii ki Fransızların, daha sonra Almanların, Rumların, Ermenilerin de çok etkin olduğunu biliyoruz ve o noktada da Moralı ailesine ait yapının bu tarihte bir Fransız lisesi olduğunu, Saint Joseph Lisesi'nin yapılmış olduğunu ve Kadıköy Anadolu Lisesi'nin olduğu yerde de bir Cizvit Kilisesi'nin olduğunu okuyabiliyoruz. Aynı zamanda biraz sonra anlatacağım, Lorando arazisi olarak tarif edilen Küçük Moda'nın da Küçük Moda Kahvesi ve Bahçesi olarak işaretlenmiş olduğunu, Mektep Sopa üzerinde de Mehdi Harist Ermeni Okulu'nun da varlığını, aynı zamanda Lorando Caddesi üzerinde de bir karakolun yer aldığını görebiliyoruz. Necip Bey haritası çok fazla bir detay vermemekle birlikte modanın ne kadar çok bağlardan, yeşil alanlardan oluştuğunu, bu Stefanovic Sokağı'nın önündeki daha sonra Vitola ailesine ayrılacak olan alanda bir bahçenin olduğunu görebiliyoruz. O açıdan bizim için kıymetli bir harita. Modanın gelişiminde demir yolları ve deniz ulaşımının önemli olduğunu söylemiştim. Demir yolları Kadıköy'ün gelişimine katkı veriyor ve insanların bir sayfiye alanı olarak Kadıköy ve sonrasında yerleşmelerine yol açıyor. Ama moda vapuru ise daha doğrudan bir katkı yapıyor. Çünkü demin söylediğim akıntılar sebebiyle kolay aşılamayan bu bölge, İstanbul'dan bu alana çok kişinin taşınmasına neden oluyor buharlı gemiler aracılığıyla ve bu noktada da Marsilya'da yapılan moda vapuru hatıralarda canlanabilir. Vapurdan söz etmişken tabii ki moda iskelesi önemli bir
nokta. Aşağıdaki fotoğrafta biz henüz iskelenin yapılmadığı dönemde bir rıhtım olarak denize uzanan bir uzantıyı görebiliyoruz. Ama 1916 yılında Moda iskelesinin inşa edilmiş olduğu karşımıza çıkıyor. Eski tarihli bir fotoğrafta iskelenin denizden görünüşü aşağıda ve Moda tarafından olan görünüşü de şu şekilde ve bu fotoğrafları incelediğimiz zaman kemer yapılarının farklı olduğunu, yani cephelerinin farklı olduğunu görüyoruz. Bu da bana şunu hatırlatıyor. Moda'nın dışarıdan gelenlere gösterdiği yüzü ile Modalılara gösterdiği yüzü farklı ve bu iskele yapısında bunu yansıtması çok manidar. Modalılara dönük yüzünün daha kadim bir kemer türü olan Bursa kemerini tercih etmesi de oldukça anlamlı. Yine çeşitli haritalarda Moda'ya ilişkin veriler görebiliyoruz. 1933 yılında bu sefer Küçük Moda'ya ilişkin bir planlama çalışması var. Loranda Sokağı'nın ifade edildiğini, Mektep Sokağı'nı ve şurada demin Delkor'da olarak söylediğim sokağın Deli Kuru'da olarak değişmiş olduğunu ve Küçük Moda'ya uzanan tarafta Fürstenberglerin ve Monsieur Boulien'in adının geçtiği ve üzerlerine de kırmızı ile yeni açılacak olan sokakların işaretlenmiş olduğunu görebiliyoruz. Ama bize en çok veriyi sağlayan Pervitiç haritası 1938 yılında yapılmış ve burada bugün tanıyabildiğimiz, bildiğimiz birçok unsuru görebiliyoruz. Mesela çocuk parkının yapılmış olduğunu, tenis kortu bugün şu noktada ama ondan daha önce daha geride konumlandığını, Antipa evini, Mana Palası, Moda Palası, Frederici apartmanını, hatta sakız ağaçlarını, deniz kulübünü, burada Akif Paşa konağını Moca Caddesi üzerinde, Vitol konağını, yine Vitol ailesine ait Ali Dondurmacısından aşağıya kadar denize kadar uzanan araziyi, demin Stefanovic Caddesi olarak sokağı olarak söylediğim noktanın Devriye Sokağı olduğunu, yine Vitollere ait çeşitli küçük başka yapıların da cadde tarafında yer aldığını, Morali Alizade'ye ait demin söylediğim daha önce Fransız okulu olan yapıyı ve Mahmut Muhtar Paşa'nın konağını görebiliyoruz. Ayrıca All Saints Kilisesi ve bir dönem Vitoller tarafından kullanılmış olan Dawson evini de görebiliyoruz. Ancak geçmeden önce şunu da söylemek isterim. Bu haritayı yapan Pervitiç de Moda'da oturmuş bir şahıs. Hatta Yaver Bey Sokak üzerinde oturduğu ve Saint Joseph Lisesi'ne gittiğini de biliyoruz. Şimdi bu haritaları böyle arka arkaya göstermemin bir sebebi de buradan ne sonuçlar çıkarabiliriz onu incelemek içindi. Ve benim için en enteresan olan sokak adlarının değişimini takip etmekti. Ve bu grafikle de gördüğümüz kadarıyla özellikle 1938'den önce Pervitiç haritasından önce bir değişim olduğunu, bu tarihte çok sayıda sokağın adının değişmiş olduğunu, bir de 1906 ile 1913 arasında bir değişim olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca yakın zamanda değiştirilmiş sokak isimleri de var. Bunların sebebi veyahut da belli bir tarihsel olayla ilişkilendirilip de ilişkilendirilemeyeceğini incelediğimiz zaman da gerçekten 1931 yılında sokak adlarının millileştirilmesi adlı bir kampanya ile
Moda'daki İhsaniye Sokağı'nın Atifet Sokak olduğu, Çınar Sokağı'nın Beşbıyık Sokak olduğu, İcadiye Sokağı'nın Cem Sokak olduğu, Loranda Sokağı'nın Şari Nefi Sokağı olduğunu, Arif Paşa Sokağı'nın Şükran Sokak olduğunu, Delikor'da olarak geçen sokağın Yusuf Kamil Paşa Sokağı olduğunu görebiliyoruz. Ama bunun yanı sıra hiç değiştirilmemiş sokak adları da olduğunu görebiliyoruz. Moda Caddesi, Devriye Sokak, Hüseyin Bey, Lütfü Bey, Fazlı Bey gibi belli sokaklarında adlarının değişmediği görülüyor. 1934 yılında Osman Nuri Ergin'in girişimiyle sokak adları ve sokak numaratajı üzerine bir çalışma yapılıyor ve bunlar yayınlanıyor ve bu millileştirme çabaları sonunda bazı sokakların adının değiştirildiği ve gayrimilli olarak da belli sokak isimlerinin tanımlandığı görülüyor. Karabet Kalfa Sokak, Sentof Sokak, Balıkçı Kirkor Sokak gibi. Osman Nuri Ergin'in yapmış olduğu bir başka değerli çalışma da bu sokaklar üzerinde yer alan yapılaşmanın dökümünü vermiş olması. Bu görselden bir şey göremediğinizi biliyorum ama bu noktada ileri araştırma yapmak isteyenler için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Kaç tane hamam var, kaç tane konut var, kaç tane bostan var, kaç tane bahçe var? Bütün bunları 1934 tarihi itibariyle sokak bazında inceleyebiliyoruz. Bu noktada moda burnuna adını vermiş olan Tübini ailesine bir geri dönüş yapmak istiyorum. Çünkü onların da çok önemli izleri var hem modada hem mühürdarda bunları açmak istedim. Tübini ailesi Sakız'dan gelen bir aile. Önceleri Pera bölgesindeler ama 1867'den sonra Mühürdar'a yerleşiyorlar ve bu tarihlerin de önemini birazdan açıklayacağım. Bu iki haritayı karşılaştırdığımız zaman şu yolun eskiden bir sahil olduğu ve adının da Tübini Rıhtımı olduğu bu görselde de görebildiğimiz gibi. Ve bu rıhtımının modaya doğru döndüğünü biliyoruz. Hatta bu rıhtım taşlarını bugün Hilton Oteli'nin karşısındaki alanda hala izlemek mümkün. Tübini ailesinin evi eski sular idaresi olan binanın yerinde ve yanında da kendilerine bir şapel inşa ediyorlar. Bunun dışında bir de Lorando mülklerinden söz etmek gerekir. Onların da küçük moda civarında olduğunu, bir sokağa adını verdiğini söz etmiştim. 1891 tarihli İstanbul rehberinde de çeşitli Lorandolara ilişkin mülklerin adreslerini görebiliyoruz. Ve modada da yerleşmiş olduklarını görebiliyoruz. Yine Baruh'un tezinde modaya ait mülklerinin bir dökümünü koymak istedim. Konutlar var, bahçe var, bağ var, kahvehane ve bahçe var. Demin de haritada işaret etmiştim yerini. Önemli bir aile. Sebebine gelecek olursak da Lorando ve Tübiniler banker aileler. Fransız tebaasına sahipler, İngiliz değiller. Ve hem demiryolunun yapımı sırasında devlete borç verdiklerini biliyoruz 1873 yılında ve bundan sonra çeşitli defalar verdikleri borçların Osmanlı Devleti tarafından ödenememesi sebebiyle de bir uluslararası krize sebep olduklarını biliyoruz. Fransız tebaası olmaları sebebiyle Fransa devleti Osmanlı'dan bu paraları talep ediyor. Loranda Tübini meselesi olarak tarihe geçmiş bir mesele ve Osmanlı devletinin bu borçları ödememesi üzerine de Midilli Adası'nın işgal edilmesi ve bunun üzerine borçların ödenmesi ama bunun Osmanlı devleti nezdinde de çok büyük yankıları olduğunu biliyoruz.
Lorando ailesinin bir başka önemi daha var. Onlar Kadıköy'deki Asampsiyon Kilisesi'nin inşa edilmesine de vesile oluyorlar. Aynı zamanda Galata'daki yine benim çalışma konum olan Saint Pierre Kilisesi ve mülklerine de maddi katkıları olduklarını görebiliyoruz. Şimdi Moda'daki İngilizlere geri dönecek olursak 1877'de 95 kişilik bir nüfustan söz ediliyor ama 1906 yılında bunun 150'ye çıktığı ve ilerleyen yıllarda da yine bir düşüşe geçtiğini görebiliyoruz. 1891 tarihli bu rehberde çok çeşitli ailelerin izini bulmak mümkün ama çok kapsamlı bir çalışmaydı. Ben sadece belli isimlere bakabildim. Bütün dökümü yapmak şu an için benim adıma mümkün değil. Ama Barker ailesini ve Vitole ailesini, La Fontaine ailesini bu rehberde görmek mümkün. Şurada bir başka şeyi de eklemek isterim. 1900 yılında Times gazetesinin üyelerinin de bir dökümü var. Kadıköy'de Times gazetesine üye olan 95 aile olduğunu tespit ettik. 1900 yılında o da İngilizlerin bölgedeki varlığını kanıtlayan bir başka unsur. Vitollere geldiğimiz zaman şu görsel üzerinde, hava fotoğrafı üzerinde en iyi anlatabilirim. Burası Moda Caddesi ve Moda Caddesi'nden denize doğru döndüğümüz işte Devriye Sokak, daha sonra Ferit Tek Sokak oluyor. Bunun üzerinde James Vitol'ün köşkü şu noktada. Ve denize uzanan muhteşem bir bahçesi var. Deniz kıyısında bir iskelesi var. Kendi ailesi için Vitol çıkmazı dediğimiz yolun girişinde çeşitli binalar inşa edilmiş durumda. Daha sonra da olduğu için Stefanovic ailesinden demin de haritada yerini işaret ettiğim Edwin Vitol için bu mülk satın alınıyor. Ve gerisinde çok görkemli bir bahçe var. İlerleyen yıllarda da buranın paten sahası ve açık sinema olarak kullanıldığını biliyoruz. Vitol ailesinin konutu Kule Ev denilen bu ev. Oraya girişi sağlayan Vitol çıkmazına bakış bu fotoğrafta görülebiliyor. Ve bu köşedeki ve hatta bu dairede de benim annemin anneannesi ve anneannem oturuyordu. Bu dairede ben de çocukluğumu geçirmiş oldum. Anılarımda hatırladığım kadarıyla sizler için bir planını da oluşturmaya çalıştım. Bu yapı bizim karnıyarık plan dediğimiz sofalı bir ev. Bir yanında salon, diğer yanında yatak odası, ardiye giriş ve banyonun olduğu bir ev. Sofada geçen çok canlı bir yaşam söz konusuydu. Salon çok kullanılmazdı, misafirler için ayrılmıştı. Ve bu pencereden baktığımız zaman da Vitol ailesinin yaşadığı aşağıdaki kule evin olduğu bahçe ve onun süs havuzu görülebilirdi. Moda Caddesi üzerinden bir avludan geçilerek bu apartmana girilirdi. Benim hatıralarımda oldukça zengin bir yeri var. Dediğim gibi bu yatak odası annemin anneannesinin yatak odasıydı ve ben buradan Arif Paşa konağını pencereden seyrettiğimi hatırlıyorum ve bu vesileyle de Vitol çıkmazı bu konuşmanın var olmasına neden oldu, öyle söyleyelim. Sağdaki fotoğraf Vitol çıkmazının bugünkü hali. Hem anneannemin oturduğu ev hem Vitollere ait çeşitli diğer binalar bugün
mevcut değiller, yenilenmiş durumdalar. Edwin Vitol'ün evi olan ve Moda Denizi'ne kadar aşağıya uzanan parselde de Başar Sokak açılıp çeşitli apartmanlar yapıldı ve geride de bir iki katlı villa var. Bu villayla ilgili de onun Ali Ziya Koca İnan'a ait olduğunu, Ali Ziya Koca İnan'ın 1906 yılında mühendislik mektebinden birincilikle mezun olduğunu ve dönemin çok önemli müteahhitlerinden biri olduğunu, Sedat Hakkı Eldem'le ve diğer dönemin önemli şahsiyetleriyle birlikte çalıştığını ve Moda'da da faal bir şahsiyet olduğunu biliyoruz. Yine bu küçük parantezden sonra Vitol ailesine ve İngilizlere geri dönecek olursak, Vitol ailesinin ve diğer İngiliz ailelerin girişimiyle 1878 yılında bir kilise inşa ediliyor. Harita üzerinde yerini görebiliriz. Vitol'lerin evi şu alanda yer alıyor. Doğrudan bir sokak bağlantısı olmasa bile bugün olduğu gibi yapılar arasındaki küçük pasajlardan bu kiliseye ulaşmak mümkün. Buna ilişkin bir belgeyi Osmanlı arşivlerinde bulabiliyoruz 1875 tarihinde. Ama bundan da daha önemlisi kilisenin yapımı için İngilizlerin bir araya gelip yapmış oldukları talep yazısını bulabiliyoruz. Bunu kısaca okumam gerekirse, majesteleri, İmparatorluk hükümetinin uzun yıllardan beri tanınan vicdan özgürlüğü ve inanç meselelerinde her zaman gösterdiği hoşgörü, Kadıköy'deki İngiliz topluluğunu gelip ekselanslarından bu köyde Protestan ibadetine adanmış bir kilise inşa etmek için gerekli izin ve tedbirlerin alınmasını istemeye teşvik ediyor. Ve ilerleyen noktalarda da araziye zaten sahip olduklarını ve bu sebeple izin istedikleri söyleniyor. Ve buradaki imzalara baktığımız zaman da Charnot, La Fontaine, Vitol ve okuyamadığım, çözemediğim çeşitli imzalar olduğunu, Baker ailesi de okuyabildiklerim arasında bunları görebiliyoruz. Kilisenin daha önce de sözünü etmiştim, Kırım Kilisesi'ni de inşa eden Street, Mimar Street tarafından yapıldığını, gotik tarzda inşa edildiğini biliyoruz. Gül penceresi üzerinde İngiliz bayrağını çağrıştıran bir süslemenin olduğunu, kapının girişi üzerinde de tam ben detayını derinlikli olarak bulamadım ama kilisede görevli yapan kişi Vitol ailesinin arması olduğunu söyledi. Üzerinde de bir arma olduğunu görebiliyoruz. Ama iç mekan da bizim için önemli. Çünkü Moda'nın önemli İngiliz ailelerinin izlerini de vitraylar üzerinde görebiliyoruz. La Fontaine ailesini, Charnot ailesini ve çeşitli dönemlerde burada vefat etmiş olan önemli İngiliz ailelerine ilişkin anı plaketlerini de burada görmek mümkün. Vitol ailesinin sadece bir tüccar olarak gösterdiği faaliyetler dışında bilime olan katkıları da söz konusu. Modalı sözünü ettiğimiz James Vitol'ün örneğin bir sikke koleksiyonu olduğu, bugün British Museum'da görülebilen bu sikkeleri yıllar içinde topladığı ve Başbakanlık arşivinde de buna ilişkin çeşitli yazışmalar olduğu, yani Osmanlı Devleti'nin de bundan haberdar olduğunu, bunu önlemek için çeşitli çalışmalar yaptığını biliyoruz ama sonuçta Anadolu'dan toplanmış olan bu koleksiyonda bilime katkısı açısından önemli bir çalışma.
Bir başka örnekte İzmir'de yaşayan Edward Witold'un civarda yapmış olduğu keşif gezilerinde elde ettiği botanik bilgisi ve bu sayede de hem kardeleni hem çeşitli lale türlerini bilime kazandırıp sonları vitali bitecek şekilde Latince isimler vererek bilime kazandırmış olduğunu da biliyoruz. Bunun yanı sıra Witold ailesinin sporla olan ilgisi de çok belirleyici. Türk futboluna büyük katkıları olmuş. 1906 yılındaki olimpiyatlara Türk takımı olarak ekranda görmüş olduğunuz kişiler katılıyor. Ve bunlardan bir tanesinin torunu da daha sonra benimle iletişime geçerek anılarını paylaştı ama futbol sporunun gelişmesine büyük katkıları olduğunu biliyoruz Witold ailesinin. Nedir bu katkı? Moda'da top oynamaya ilişkin çeşitli faaliyetler yapılıyor ama Abdülhamit döneminde bir araya gelmek, özellikle İngilizlerin bir araya gelmesi çok da hoş karşılanmıyor ve devamlı bir kontrol altında. Ama James Witold'un de arasında olan bir grup kişi belediye başkanı Cemil Topuzlu'ya gidiyor ve kendilerine bir saha temin edilmesi için ricada bulunuyorlar. Ve bu vesileyle Papaz Bahçesi denilen yer daha sonra Fenerbahçe Kulübü olacak şekilde Union Kulüp adı altında kurulmuş oluyor. Ve bu dönemden itibaren de çok çeşitli karşılaşmalar, müsabakalarla futbolun bölgede gelişmiş olduğunu biliyoruz. Ama sadece futbol mu? Hayır. Yine Moda'da demin haritada da yerini işaret ettiğim 1910 yılında kurulan Moda Tenis Kulübü var. Yine aynı yıl kurulan Moda Kriket Kulübü var. Ve bunlar amatör faaliyetler olarak değil, tersine ligler kuracak şekilde ve hem Türk sporuna katkı veren hem de modanın şekillenmesine katkı veren unsurlar olarak karşımızda. Bugün daha sonradan Moda Deniz Kulübü tarafından benimsenen Moda Tenis Kulübü'nü ve tenis kulübünün yanındaki Moda Çay Bahçesi'ni hepimiz gayet iyi hatırlarız. Ama çok bilmediğimiz, çünkü artık denizle ilişkimizin kalmamasından dolayı kürek sporunun da Türkiye'ye tanıtılması ve bir spor olarak varlık göstermesinin de arkasında İngilizler var. 1910 yılında düzenlenmiş olan bir kürek yarışının güzergahının Osmanlı arşivinde izlerini bulabiliyoruz. Bunlar gerçekten kendilerine verilen önemi göstermek açısından çok kıymetli. Sağda iskelenin hemen yanında olan kürek kulübü bir zaman sonra Moda Yat Kulübü olarak kendini de gösteriyor. Ve İngilizlerin denizle olan ilişkisi, denizcilikle olan bağlantıları sebebiyle yelken sporu, kulüp aracılığıyla temin edilen çok çeşitli yatlar ve bölgede yatçılığın gelişmesi açısından da oldukça önemli bir girişim oluyor. Ben çocukken bu bina kullanılır durumdaydı. Moda Deniz Kulübü burasıydı. Çok görkemli bir merdivenle zemin kattan yukarı çıkılır ve çıktığınız noktada da Atatürk'ün gemi güvertesinden bakan bir resmini bulurdunuz. Aynı zamanda Victorian tarzda döşenmiş tuvaletinin girişinde pudra odası da benim hatıramda kalan noktalardan bazıları. Bu yapının 1935 yılında Atatürk'ün de girişimiyle el değiştirmesi ve Moda Deniz Kulübü adını alması önemli bir
tarihsel olay ve hemen bunun arkasında 1936'da önemli bir misafir ağırlıyor Moda Deniz Kulübü. Kral Edward, 8. Edward ve o dönemde henüz evli olmadığı Wallis Simpson çıkmış oldukları bir Akdeniz gezisi sırasında Atatürk'ün misafiri olarak buraya geliyorlar. Slaytımı ilerletebileceğim. Size bu geziden bir küçük video dinletmek istiyorum. Kralın ziyaretini. Pardon. Evet, böyle bir o güne dönüş yaptıktan sonra tekrar devam edelim. İzlerini tekrardan görebiliyoruz. İlerleyen dönemde de kulübün yanına bugün kullanılan Moda Deniz Kulübü'nün inşa edilmekte olduğunu ve kulübün hemen arkasında yer alan merdivenlerin Süreyya İlmen tarafından inşa edildiğini ve falezin üstündeki moda ile sahil kısmını birleştirmek üzere yapıldığını ve Kalamış'a kadar bir yol hayaliyle bu merdivenlerin inşa edilmiş olduğunu görüyoruz. Arkada gördüğümüz binada yine Ali Ziya Kocaina'nın bir dönem oturduğu yapılardan bir tanesi. Ve merdivenin hemen karşısında yer alan Koço'dan da tabii ki söz etmek, içinde bulunan Ayazmasından da söz etmek gerekir. 1930'lu yıllarda Koço'nun halini görebiliyoruz. İlerleyen dönemde Moda Deniz Kulübü'nün çok harap bir hale geldiğini ve yakın zamanda da onarılarak tekrar kullanıma açıldığını biliyoruz. Ben yapıyı bu haliyle görmedim, o yüzden içi nasıldır bir yorum yapamıyorum. Ama Baker ailesine de bir bakış atmamız gerekiyor. Bugün Kadıköy Lisesi olarak bilinen yapı Mahmut Muhtarpaşa Konağı olarak kullanıldı. Ama onun öncesinde James Baker ailesinin inşa ettiği bir yapı. Burada 1870'ten 1894'e kadar yaşıyorlar ama 1894'teki deprem sonrasında yapıyı terk edip ayrılıyorlar. Yapının önündeki at heykeli de önemli. Bugün Sabancı Müzesi'nde yer alan bir heykel bu. Mahmut Muhtar Paşa'nın da bu yapıdaki hikayesi enteresan. Haritadan hatırlayacak olursanız Vitoller'in konağıyla arada sadece bir konak var. Ve 1809 yılında 31 Mart olayları denilen darbe sırasında Mahmut Muhtar 1. Ordu Komutanı ve askerler kapısına dayanıyorlar. Mahmut Muhtar da oradan kaçmak üzere Vitoller'in bahçesine sığınıyor. Ve bunu William Ramsay'in anılarında bulabildiğimiz gibi Gertrude Bell'in anılarında da görebiliyoruz. Diyor ki Mahmut Muhtar sinirleniyor ve gideceğini söylüyor. Şiddetli bir Alman yanlısı ama kendi adamları onu vurmak isterken Nisan ayında onu kurtardık. Vitoll'in evine kaçtı ve ona dokunulmayacağını söylememize rağmen oradan bir Alman teknesiyle kaçtı deniyor.
Ve burada gördüğümüz bir Sulubaya resimde de Bitol evinin önündeki iskele gösterilmiş ve buradan kaçarak bu durumdan kendini kurtardığını anlayabiliyoruz. Mermer köşk bugün harap durumda ama çok görkemli bir yapı. Onun da sizlerle paylaşmak istedim. Bir başka önemli ayrıntı da Moda Caddesi üzerindeki giriş kapısının üzerinde yer alan MM inisiyallerinin bugün hala durmakta olduğu bize o günlerin hatırasını çağrıştırıyor. Bir başka Vitol'de Stefanovic'lerin evini satın alıp kullanan Edwin Vitol. O da James Vitol'den sonra önemli görevler üstleniyor. Türkiye Milli Bankası'nın kurucusu. Babası James Vitol de İngiliz Ticaret Odası'nın başkanıydı. Ve bu banka sırasında da Mahmut Muhtar'la Edwin Vitol'in de yan yana geldiğini, aynı dönemde Sayit Halim'in, Hasan Fehmi'nin ve Bogos Nubar Paşa'nın da bu faaliyette birlikte olduklarını görebiliyoruz. Bir diğer ailemiz de La Fontaine'lerdi. Onların da mezarları Haydarpaşa Mezarlığı'nda ve La Fontaine ailesi de çok çeşitli faaliyetlerde bulunmuşlar. İngiliz Barrow Welcome Company'nin İstanbul'daki temsilcileri, Osmanlı Bankası'nın bir dönem direktörlüğünü yapıyor Charles Lafontaine. İzmir'deki aile üyeleri halı ticaretinde devam ediyorlar. Ve son olarak karşımıza çıkan bir başka isim de James Lafontaine. O da 1917 İstanbul'un işgali sırasında tutuklanıyor ve kendisinin serbest bırakılması için de Eyüp Sabri Tuncer'in ile yer değişmeleri gibi bir tarihsel olay da var. Moda'daki diğer yapılara da hızlıca göz atalım. Arif Paşa Konağı, Antipa evi. Bunlar Mimar Konstantin Papa, bir Rum mimar, onun elinden çıkmış yapılar. Papa'nın Moda'daki bir başka yapısı Arif Paşa Apartmanı. Bunun da apartman oluşu onu ayrıcalıklı kılıyor. Tek bir aileye değil, birden fazla ailenin yaşaması için tasarlanmış bir yapı. Bir başka İngiliz yapısı da Mr. Dawson'a ait olan ikiz bir ev. Daha sonra ikizi yıkılıyor ve bugün mevcut olan yapıda Barış Manço Müze Evi olarak kullanılıyor. Bu evde de Vitol ailesinin daha önce yaşamış olduğunu biliyoruz. Başka yapılardan söz edecek olursak Mağripli evi, Lozan Kulübü olarak kullanıldı ve Falezlerin altında Lozan plajı da vardı. Bir başka yapı da yine Mimar Papa'nın eseri olan Mağripli evi. Sağdaki haritada da 1906 yılında mevcut olan yapılar açık mavi ile gösterilmiş. O yapılardan bugüne kalanlar da koyu mavi ile ifade edilmiş. Yüzyıl başından izlerini sürebildiğimiz çok çeşitli bölgede yapı var. Asansiyon Kilisesi'nden bahsetmiştim. La Fontaine'lerin bağlantısı aracılığıyla hayat bulmuş bir yapı ama bu arada bu kilise organizasyonunun Ecuadorian diye bir yayına da ev sahipliği yaptığını, 1897 ile 1942 yılları arasında bu yayını çıkardıklarından da söz etmek gerekir. Moda'daki çok sayıda eğitim kurumu da önemli bir modanın gelişimine katkı veriyor. Ve modanın tarihsel gelişimine baktığımız zaman önemli kırılma noktaları olduğunu görüyoruz. Sakız'ın isyanı döneminde bağ olarak herhangi bir yerleşmenin olmadığını, 1867 arazi kanunundan sonra bölgede yerleşmenin başladığını, 1923'te Lozan Anlaşması ile kapitülasyonların kaldırıldığını ve bundan sonra belli bir değişimin olduğunu,
kat mülkiyeti kanunu ile yine modanın çehresinin değiştiğini ve bugün geldiğimiz noktada da denizin müsilajla kaplı olduğu, neredeyse kentsel dönüşümle yüz yüze olan bir moda ile karşı karşıyayız. Ve bunu kısaca anlatmak gerekirse iki kişiye ait bir vakıf alanı ve bağ olarak kullanılan bir alanın daha sonra Levantenler tarafından kiralandığını, Levantenlerin bir süre bu alanlarda kendi mülkleri olarak yaşadıklarını, daha sonra bu mülklerde Türklerle ve diğer gayrimüslimlerle kiracılık ilişkisinde olduklarını, bundan sonra bu apartmanların tamamen Türkleştiğini ve yeni kentsel dönüşümlerle de kat yüksekliğinin ikiye katlandığını biliyoruz. Buradan bir kısa özet yapacak olursak, geçen süre içinde modada denizin, kent ile denizin bağının azaldığını, yeşilin azaldığını, topraktan alınan payın azaldığını, sosyal donatıların azaldığını kişi başına oranlarsak eğer, İşte çok kültürlülüğün kaybedildiğini ve yerinde eğitim alma imkanının azaldığını görüyoruz. Ama buna karşılık betonlaşmanın, monokültürün çoğaldığını görebiliyoruz. Ama modada kalıcı olan, temel olan, bütün bu yıllar içinde varlığını koruyabilen şeyin de çok geniş açık kamusal alanların var olduğunu, hoşgörünün ve saygının hala var olduğunu ve kültürel mekanlar aracılığıyla da bir süreklilik içinde olduğunu görebiliyoruz. Bu da sözlerimi bitirirken sakız ağaçları modaya çok özgü bir unsur. Burada annemin anneannesinin dönemindeki sakız ağaçlarından benim kızımın dönemindeki sakız ağaçlarına uzanan bir süreklilik içinde bugün size modayı tanıtmak istedim ve sözlerimi de bitirirken benim en başta tercih edeceğim afiş için Nazmi Ziya Güran'ın bir yağlı boyasıyla sözlerime son veriyorum. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Yonca Hocam. Çok güzel bir sunumdu gerçekten. Çok kısa olmadı. Umarım teşekkürler geliyor. İlham Bey teşekkür ediyor. Çok güzel bir sunumdu diyor. Şimdi soruları alacağız. Muhteşemdi diyor Murat Bey. Gülcan adım. Bu kapsamlı şahane sunum için çok teşekkür ederiz diyor Joanna. Gerçekten çok güzeldi. Çok detaylı bir şekilde moda semtini geçmişten bugüne kadar bize yansıttınız. Harikaydı. Dilinize ve emeğinize sağlık. Sorular var mı diye bakıyorum ama genellikle teşekkürler geliyor. Muhteşem sunum için çok teşekkür ederiz diyor herkes. Belgelere dayalı güzel sunum için teşekkürler. Bakıyorum eğer sorular varsa yazabilirsiniz. Sem İstanbul'u tanıttınız. Harikaydı. Moda iskelesinin pencere farklılıkları çok enteresandı. Gerçekten benim de çok ilgimi çekti. Eski ve yeniyi bize yaşattığınız için teşekkür ederiz diyor sevgili Renan Mengü. Bu fark Vedat Toke sorulmuş mu diye bir yorum var Yonca Hocam, bilmiyorum siz. Ben böyle bir yorumu yazılı bir yerden okuyarak söylemedim, kendi gözlemimdi bu. Hatta bununla bağdaştıracak olursak afişte kullanılan fotoğraf modayı dışarıdan görenler için o şekilde bildikleri, tanıdıkları bir fotoğraf. Ama ben içeriden baktığım zaman ben modayı sakız ağaçlarıyla görüyorum. Bu ikisini de birleştirmek istedim. İsmi olmayan bir katılımcımız bir yerde Mavi Almanya yazıyordu. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz acaba diye
öyle bir yorum yapmış. Alman mavileri bir sigorta haritası, o adla geçtiği için öyle anılıyor. Cihan Bey de tramvay ray hattından bahsettiniz mi? Belki de ben kaçırmış olabilirim diyor. Bahsetmedim, doğrudur. Onun da modanın gelişiminde önemi var. Bir dönem hizmete konmuş, daha sonra kaldırıldı. Şimdi tekrar hizmette. Yani ona doğrudan bir bağlantı yapmadım doğrusu. Bay Jonathan moda... el kaldırdı. Bir saniye. Mario, Bay Jonathan'ın sesini açabilir misin lütfen? Yes, Mr. Jonathan, you can... Hello? Yes. Hello? Yes, we are hearing you. Ha, oldu mu şimdi? Oldu, evet. Evet, dinliyoruz sizi Bay Jonathan. Evet, dinliyoruz, ha, duyabiliyoruz. Sağ ol, teşekkür hocam. Evet, hocam çok teşekkür ederim. Müthiş bir buçuk saat İngilizlerin moda nasıl yaşadıkları çok mükemmel. Ben bir hikaye anlatmak istiyorum müsaade edersen. Kriketten bahsettiniz, yelkenden bahsettiniz, futboldan bahsettiniz, hokey bahsetmediniz. Hokey vardı, bir de tenis de vardı. Benim hikayem şöyle, hatırlıyorum yıl 1957. Moda İngilizler, İstanbul İngilizler karşı karşı kriket maç oynayacaklar. Yalnız İstanbul'daki İngilizler diyor ki, yani Galata'daki İngilizler diyor ki, bunun hakem ne moda, kesinlikle modalı bir İngiliz olmayacak. İstanbul tarafına bir hakem olabilir. Moda diyor ki, hayır diyor, hakem büyük elçi olacak. Ankara'dan gelecek. Şimdi bu hikayenin sebebi şöyleydi. Moda İngilizleri devamlı numaralarla oynuyorlardı. Hiçbir şeklinde böyle düzgün bir hesap tutmadılar. Yani bu bu İstanbul'un İngilizler ve modanın İngilizler arasında büyük rekabet vardı. Bunu size de paylaşmak isterdim. Teşekkür ederiz katkınız için. Bir de moda ismiyle ilgili bir soru geldi galiba. Evet. Moda isminin kökeniyle ilgili. Yani ben bu işe gerçekten kafa yordum. Ciddi bir araştırma da yaptım. Hatta Semavi Eyice de bu alanda çalışmış ama modanın doğrudan kelime etimolojisini tespit edebilen bir kaynağa rastlamadım. Sadece şöyle bir yoruma denk geldim. Moda burnu, burun kelimesi promonti, montiden monda oraya evrilmiş bir kelime olabilir mi diye. Tek akla yakın yaklaşım olarak buna denk gelmiştim. Maalesef adının nereden geldiğine dair bir bilgimiz yok. Emine Hanım'ın bir yorumu oldu. O da teşekkür ediyor. Belirttiğiniz gibi feci dönemlerden yaşandığı sansarsiyan bir dönemde Sirgeci Adliyesi olarak kullanılmış diye bir yaptı. Bayan Renata teşekkür ediyor. Teşekkürler var. Bilmiyorum var mı başka bir soru? Yoksa bir saat 45 dakikaya yakın, bir buçuk saat bizimle birlikte ediyor Yonca hocamız. Yavaş yavaş bitirelim diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.
Bir soru daha var sanıyorum. Tubini, Wintol gibi ailelerin yerleşmek ve yatırım yapmak için Pera bölgesini değil de Moda'yı tercih etmelerinin nedeni ne olabilir demiş Bayan Lorana. Şöyle zannediyorum yeni gelişen bir alan olduğu için özgürlüklerin daha geniş olduğu bir alandı. Hem mimari tercihler açısından arazi daha geniş, daha geniş konutlar imkan inşa etmek mümkün. Sosyal yaşamı şekillendirecek diğer unsurları inşa etmek mümkün. Ama onun yanı sıra devletin gözünden de uzak olmak bir başka düşünce olabilir. Teşekkür ederiz. Evet, Emre Aracı Bey çok teşekkür ediyor. Teşekkürler devam ediyor. Yavaş yavaş bitirelim diyoruz. Siz de yoruldunuz. Çok teşekkürler. İnşallah. Sözü ben alabilir miyim? Tabii, evet Mario. Evet, Yonca Hocam tekrar evet. Çok teşekkürler. Ayrılmadan önce ufak bir anket yapmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi veya yeni katılan dostlarımız varsa biz bir dernekleşme yolundayız. Resmi bir dernek kurmak istiyoruz ve bir logo çalışması yaptık. İki ay önce bir ankete çıktık. İki logo arasında bir tercih edildi. O logo üzerinde biz biraz değişiklik yaptık. İzin verirseniz ben onu da paylaşayım. Ondan sonra logo 1, logo 2 diye chatbox'a tercihinizi yazarsanız bizim de bir fikrimiz olmuş olur. Nihai karar almadan önce sizinle de paylaşmak istiyoruz. Sizin de fikirleriniz bizim için önemli. Hemen şöyle logo 1 veya logo 2 olarak chatbox'a fikirlerinizi yazarsanız çok seviniriz. Çünkü katılımcıların da fikirlerini almak istiyoruz. Henüz nihai karar almadık ama karar almakta yardımcı olur diye düşünüyoruz. Çok güzel. Bu arada tekrar bugün büyük bir ihtimal yaz başlangıcı olduğu için son webinarımız olacak. Biz de bir iki ay sizden izin isteyeceğiz. Daha doğrusu biz devam edeceğiz çalışmaya çünkü bu derneği kurmak istiyoruz. Hatta dün bir yer keşfettik. Büyük bir ihtimal orası olacak, yerimiz de olacak. Doğru yerde, olması gereken yerde olacak. Onu da ileride paylaşacağız sizinle. Lütfen e-mail adreslerinizi chatbox'a yazın. Biz sizi listemize ekleyeceğiz. Ve inşallah Eylül ayında tekrardan başta webinar, izin verirse de pandemi koşulları, belki de canlı şekilde konferanslara ve gezilere tekrardan başlıyor olacağız. Kapatmadan önce herkese tekrar çok teşekkür ediyoruz. Tüm arkadaşlarım adına güzel bir 7-8 ay geçirdik hep birlikte. Her ay karşınıza bir enteresan konuyla çıkmaya çalıştık. Ümit ederim hoşunuza gitmiştir. Biz de çok şey öğrendik. O güzelliği var ve bunun üzerine de çalışıp daha da enteresan konularla karşınıza gelmeye çalışacağız. Kapatmadan önce Melek Hanım söz istiyor galiba. Bir saniye. Yok. Söz isteyen yokmuş. Yanlış görmüş. Hepinize iyi yazlar diliyorum. Ümit ederim güzel bir yaz geçirirsiniz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. En önemlisi bu. Eylül ayında da görüşmek üzere diyorum. İnşallah güzel şeylerle karşınıza çıkacağız tekrardan. Hepinize iyi yazlar. Takım kalabilirse güzel olur. Yoksa herkese iyi yazlar diliyorum. Yonca Hanım çok sağ olun. Çok güzeldi. Teşekkürler. Çok öğrendik. Çok ve sağ inşallah ol. Moda'da sizinle birlikte güzel bir tur atacağız. Evet. İnşallah sağ olun. Herkese iyi yazlar dileriz. Yazlar. Kendinize iyi bakın. Kalın. Sağlık çok önemli. Bay bay. Bay bay. Hoşça kalın. Thank you.